Deliminden hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da eğlenceli bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Antalya'dan kalktık, İstanbul'a gittik. İstanbul'dan uçağa binip yaklaşık 5 saatlik uçak yolculuğuyla Dubai'ye geldik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi Dubai Havalimanı'ndayım. Ve bu videoda sizlerle bir mutluluğumu paylaşmak istiyorum. Bir başarımı paylaşmak istiyorum. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Bugün hep birlikte sevineceğiz bu videoda. Peki neler yapacağız? Sizlere ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bugün Dubai'ye bir reklam filminde reklam filmi oyuncusu olarak katılmaya geldik. Dubai Turizm Bakanlığı'nın çekeceği 4 gün sürecek olan farklı farklı alanlarda değişik deneyimler yaşayacağımız ilginç bir reklam filmi çekeceklerini söylediler ve bize senaryoyu gönderdiler. Biz de kalktık, ekiple birlikte Dubai'ye geldik. Ben hayatımda ilk defa Dubai'ye geliyorum. Yaşadığım bütün iyi kötü olayları sizlerle paylaşacağım. Evet, ben bir reklam filminde oynamaya geldim. Ama bu video bir reklam videosu değildir. Bu video sizinle mutluluğumu paylaştığım bir videodur. Heyecanımdan da anlıyorsunuzdur. Gün gün, etap etap çekimlerde böyle kamera arkasında görüntülerde sizlere neler yaptıklarını göstereceğim. Kaç kişinin çalıştığını göstereceğim. Nerelerde olduğumuzu göstereceğim. Ufak ipuçları vereyim. Çok çılgın şeyler yapacağız. Zaten Dubai deyince insanların aklına böyle ha Dubai, ha paraşütle atlanır. Ha Dubai demek ki uçağa bineceksiniz gibi oturmuş bir kalıp var. Ama bugün biz sizlerle birlikte 4 gün farklı farklı lokasyonlarda farklı farklı etkinlikler yapacağız ve adım adım sizlere bu etkinlikleri, bu çekim detaylarını göstereceğim ve izin verirlerse de en sonunda ne çektiklerini de gösteririz değil mi? Hadi bakalım, heyecan başlıyor. Dubai'deyiz. Videomuza başlamadan önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala 10 milyon abone olamadık. Buradayız ama bizi hala 10 milyon abone yapmadınız. Siz de şuradan pamuk ellerinizle bir aboneliğe basarsanız ben de çalışmaya başlıyorum. Hadi gidelim. Selamlar arkadaşlar, çekim başladı. Ekip hazır. Sizlere şöyle bir göstereyim. Arkada yaklaşık 20 kişilik bir kadro bu reklam filminin çekimi için çalışıyor. Ben de yavaş yavaş hazırlanmaya başladım. Parça parça kamera arkası görüntülerini göstereceğim. Herkes güzel bir iş çıkarmak için böyle çalışıyor. Umarım ben de hakkını verebilirim. Öncelikle otelin iç sahnelerini çekeceğiz. Daha sonrasında hadi söyleyeyim onu. Wakeboard yapmaya gideceğiz. Adım adım çılgın ekstrem şeyler deneyeceğiz. Bu videonun hiçbir kısmını kaçırmayın. Çünkü baştan aşağı Dubai'yi sizlere tanıtıyorum. Dubai'yi benimle sizlere tanıtıyorlar. Niye? Çünkü ben Antalya'nın turizm elçisiyim. Geldim, geldim. Çağırıyorlar. Hadi gidiyoruz. Kamera arkasına izin verdiler diye de abartmayalım yani. Yasir abla olsaydı şimdiye çekmiştik ha biz filmi. Ben sana söyleyeyim. Kayıptayım şu an biliyorsun. Ha evet. Gerçekten Yasir abla olsaydı şimdiye bitmişti bu arada. Ama ne zaman böyle büyük çekimler yapsak hep tabii ki biliyorsunuz çok uzun sürüyor. O yüzden güzel bir şey çıksın yeter benim için. Selamlar, ben Fester Abdi. Burası da Dubai. Ama önce size bir oteli gezdim. Evet arkadaşlar, otel içi sahneleri çektikten sonra sırada görmüş olduğunuz gibi Dubai Marina var. Arkamda görmüş olduğunuz wakeboard teknesiyle beraber birazdan denize açılacağız ve wakeboard yapmaya başlayacağız. Sizlere teknemizi bir göstereyim. Ekip hazır. I'm ready. Let's go. Hep beraber tekneye bineceğiz ve boardlarımız hazır, yeleklerimiz hazır. Denize çıkıp denemelerimize başlayacağız. Sen yan teknede olacaksın. Oradan görebildiğin kadarıyla artık. Arkadaşlar aksiyon tam hızıyla devam ediyor. Görüşürüz. İşte bu süper oldu. Üzerimi değiştirdim. Rengimden de anlıyorsunuzdur. Biraz güneşten yandım. Şu anda bir AVM'ye geldik. Bu AVM'de bir başka sahne daha çekeceğiz ve yavaş yavaş film böyle ortaya çıkmaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yer. Kamera ekipmanlarımız hazır, hocalarımız hazır. Şu şekilde bir ekipman kullanıyorlar. Yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz. Işık şefimiz, herkes burada. Güzel bir şey çıkacak gibi. Suda çok güzel şeyler çektik. Wakeboard'da çok güzel şeyler çektik. Bakalım neler yaşayacağız. Devam ediyoruz. Şimdi buradan yürümem lazım dümdüz. Nasıl yürünüyordu diye ilk başta. Yeah.
Okay, we'll just walk directly here. Then all the dialogue, all the interaction will be up in the next level. So we'll introduce you to the shop, to the place. You just walk. I just need to walk. Yeah, walk. Yeah, okay. Yalla. Yalla. Yalla abi. Şimdi buradan şuraya doğru yürüyeceğiz. Sol tarafa gideceğiz. Daha sonrasında üst katlarda böyle diyaloglu çekimler var. Sizi kamera arkasına alıyoruz ve başlıyoruz. Buyurun efendim. And pan and action. Go. Abdul. Keep going. Come back. Şu anda üst kata çıktık ve çekimler devam ediyor. Dubai'yi part of part tanıttığımız bir reklam filmi oluyor. Şimdi de bu alışveriş merkezini gösteriyoruz. Yalla canım, let's go. Yalla canım. Alışveriş yapmayı sevdiğimi bilirsiniz. Dubai'deki bu AVM alışveriş için bayağı bir eğlendik. Ama henüz yarısına bile gelmedik. Yarın görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 5:30. Yarım saat sonra transfer aracıyla beni gelip alacaklar ve reklam çekiminde ikinci gün temposu başlıyor. Bugün birinci güne göre çok daha yoğun, çok daha tempolu, çok daha ekstrem şeyler içeren bir gün olacak. Hazırım, uyandım, üzerimi giyindim, yedek eşyalarım var, kostümlerim var. Onları yanıma alacağım ve grupla, ekiple buluşmaya gideceğim. Daha öncesinde inanılmaz isimlerle çalışmış, harika bir ekip. Adam gitmiş Messi'yi çekmiş. Will Smith'i çekmiş, Jessica Alba'yı çekmiş, Zac Efron'u çekmiş. Şimdi sırada da biz varız. Umarım ortaya böyle çok güzel bir iş çıkartırız. Dün sabah saat 6 gibi yine çekimler başladı. Akşam saat 7 gibi bitti. Ortalama 13 saat çalıştık. Ama 24 saat de olsa ben yine de durmadan çalışırım. Yeter ki ortaya gerçekten çok güzel bir iş çıksın. Çünkü wakeboard sahnelerinde biraz böyle boynumu, kolumu falan ağrıtmışım. Ama tabii bunu ekibe çaktırmıyorum. Harikayız işte, iyiyiz diyerek de devam ediyoruz. Bugün bakalım neler yaşayacağız. Eşyalarımı alıyorum ve aşağı iniyorum. Hadi gidiyoruz. Başlıyor. Şöyle sizlere göstereyim. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, her tarafta gökdelenler var. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Sizlere bir göstereyim. Ekip yavaş yavaş hazırlanmaya başlamış ve birazdan çekimler başlayacak. Good morning. Good morning. How are you, mate? How you feel today? Ready for a microphone? Very good. Happy it's not raining. So we'll do this everything in the... Good morning. Good morning. How are you? How's it going? İlk gördüğünüz kişi o ses direktörüydü. Yani sesi alıyor böyle, bu mikrofon falan hazırlıyor. Dışarıyı sizlere bir göstereyim eğer kapısı açıksa. Kardeşim, otelde o kapı kilitlemek nedir ya? Balkona çıkmak istiyoruz. Good morning. Morning. Have a good day. How you feel? Good, good. How about you? Very nice, very nice. Thank you. Arkadaşlar kameraları hazırlıyorlar. Ekip hazırlanıyor. Şöyle bir yerde çekim yapacağız. Şu an burada ne yapacağımızı bilmiyorum. Başladığı zaman öğreneceğim. Ama gerçekten inanılmaz güzel bir yer. Yılda sadece 2 gün yağmur yağıyormuş Dubai'de. O da bize denk geldi. Şöyle göstereyim. Bildiğin fırtına çıktı. Böyle bir yağmur yok. Bütün ekip içeriye saklandık. Bugün normalde bayağı da dışarıda çekimler vardı. Ne olacak bilmiyorum. Büyük ihtimal birçoğu iptal olur. Kameraları şöyle sakladılar. Göstereyim. Dubai'nin bereketli havası. Bakın. Normalde bugün çok yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyordu. Ama şöyle de göstereyim sizlere tekrardan. Şimdi otele geri dönüyoruz. Yarın devam edeceğiz çalışmaya. Bakalım neler yaşayacağız. Yağmur pek duracak gibi değil. Bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Dubai'de hiç altyapı çalışması yokmuş. Buradaki herkes diyor ki burada yağmur yağdığı zaman diyor her yerde bir anda sel olur dedi. O yüzden birazdan araba gelecek ve biz hızlıca otele geçmeye çalışıyoruz. Benim çok garibime gitti. Bu kadar lüks bir yerde neden altyapı yok diye sordum. Dediler ki yılda bir gün, iki gün yağmur yağıyor. Bunun için altyapı çalışması yapılmadı. Burada dediler. Günaydın arkadaşlar. Çekimlerde üçüncü güne geldik. Biliyorsunuz dün acayip yağmur yağdı. Bundan dolayı açık alanda sahneler olduğu için çekim ertelendi ve bugün tekrardan hazırlandık. Aslında bugün dünün aynısı. Hazır bir şekilde gidiyorum ve bütün olan biteni dediğim gibi sizlere aktarmaya devam edeceğim. Şurada şu arkamda çok güzel bir görüntü olduğu için
Sizlere bunu bir göstermek istedim, bir günaydın demek istedim. Aracımız hazır. Şöyle göstereyim. Atlayacağız ve gidiyoruz sete doğru. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ekip hazırlandı. Arkamda bütün kadro hazır bir şekilde bekliyor. Dün tam bu noktada inanılmaz yağmur yağıyordu. Evet, yağmur da çok güzeldi ama çekimlerimiz açık alanda olacağı için. Şu görmüş olduğunuz tekneleri, abraları kullanacağımız için havanın tabii ki daha güzel ve güneşli olmasını bekliyoruz. Birazdan teknelerle çıkacağız ve size çok güzel şeyler göstereceğim. Böyle hazırlıklarımızı sizlere göstermeye çalışıyorum. Ufak ufak repliklerim var, ufak ufak söylemem gereken şeyler var. Mikrofonumu taktım üzerime, yani yanlış şeyler söyleme. Haberin olsun, dinleme cihaz var üstümde. Buradan direkt herkes duyar yani. Olmaz olmaz ama. Çak. Bütün ekip hazır, güzel geçsin. Burada çok şey öğreniyorum. Burada öğrendiklerimizi de tabii ki gelip Türkiye'de kendi kanalımızda uygulayacağız çekim tekniklerini sizler için. Şöyle teknenin içini göstereyim. Referans ekranlarında şunlardan çekim yaparken önden izliyorlar. Burası da kaptan mahalli. Şuranın içine giriyor anladığım kadarıyla kaptan ve devam ediyor. Başlayacak. Bugün hava çok güzel. Herkes hazır. Kalabalık bir ev. Şu tarafa oturayım. Şuraya otur bir bakayım dedi. Buraya geçeceğiz. Önce ufak ufak denemeler yapıyoruz. Daha sonrasında hazırsan başlayalım dedikleri zaman başlıyoruz. Biliyoruz. Say hi to my subs, guys. Hey, what's up? Hi subs. Hi chat. Adamlar full pozitif. Bu arada çalışanlar dünyanın dört tarafından buraya gelip buluşmuş. Hindistanlı da var, Yemenli de var. Mesela bu arkadaş Kanadalı, bu arkadaş İngiliz falan böyle. Böyle değişik bir grup toplanmış ve bu ekip şu anda Dubai'de işler yapıyor. Dubai Turizm Bakanlığı'nın çekimlerini yapıyorlar. Burası Cümeyra Mina Esselam ve kesinlikle görülmesi gereken yerlerde. Şimdi başka sahneye geçtik. Burada bir restoran göstereceğiz ama ben bir yandan UFC takip ediyorum. Shakur Melin'in maçı var. Bunu şimdi Çito tokatlayacak. Ne tarafa gidiyoruz? Bu tarafa. Ya? Yeah? Let's do the chat arriving here. Okay. Let's this guy. Yeah, yeah. Bunu deneyeceğim şimdi burada kafama. Daha sonrasında devamlar var. Bu arkadaşla biraz muhabbet, sohbet. Arkadaşlar şu anda yerel bir pazardayım ve arkamda görmüş olduğunuz gibi buranın yerel halkının kullanmış olduğu şalı takanlığım var. El Fener, şehrin eski bölümünde olan gizli kalmış bir yer. Yemekleri inanılmaz. Hello. Actually, I want to try everything. Just bring me your special account. Thank you. Evet arkadaşlar, reklam filmi çekimlerinin artık son aşamasına geldik. Şu anda bir gökdelenin 53. katındayız. Ve ayağımın altında sadece görmüş olduğunuz gibi cam var. Sizlere de şöyle göstereyim. Bakın. Birazdan bu gökdelenin tepesine çıkacağız ve gökdelenin tepesinde sadece halatlarla kendimizi bağlayıp böyle aşağıya sarktığımız skywalk denilen bir deneyim yaşayacağız. Devam ediyoruz çekimleri, çok az kaldı. Hello. It's almost finished, right? Almost. Neredeyse bitti, çok az kaldı. İki tane daha sahnemiz var, onları da çektikten sonra bitiriyoruz. Size şu çok popüler olan yolu göstereceğim. Buradan bakın. Hemen hemen hepinizin Instagram'ında en az bir kere keşfete düşmüş olan şu yol ve Dubai'nin, bakın burası en eski binası, Toyota binası. 40 yılı aşkın zamandır burada duruyormuş. O yüzden de yıkmamışlar bunu. Birazcık şehrin sembolü gibi olmuş burası. Ekip hala vızır vızır çalışıyor. Çok fazla ses varsa da siz de kusura bakmayın. Ortaya çıkan görüntüyü eğer izin alabilirsem videonun sonuna koyarak sizlerle de paylaşacağım. Şimdi Skywalk zamanı.
Wait, one more time, stop. One more time, four. Four shooting. We're explaining what we're doing. Yeah. I'm detaching from this rope now so I can get more behind you. Yeah, I need to get more comfortable. I need to be further away. The lens is wide, but not wide enough. It's a big city. Okay, let's go. Yeah. Let's do this. İpe takılıyormuş. Şimdi daha rahat bir şekilde geçecek benim yanımda. Ben ona doğru yürüyorum. O kenara çekiliyor, ben de köşeden geçiyorum tam böyle. O yüzden birbirimize takılmamamız için böyle bir iple bağladılar. Bu arada elindeki kamera toplamda 20 kiloya yakın. Yani bir yandan böyle dengeli gitmeye çalışıyor, bir yandan da 20 kiloluk kamerayı taşıyor. Büyük kamera takılı. Zor bir iş yapıyor. Ama güzel bir şey ortaya çıkacak. Harika görüntüler var. Okay. Hadi bakalım. Action. Go, go, go. Arkamda güneş batıyor ve Dubai'ye veda etme zamanı geldi. Benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Dubai benden yüksek bir puan aldı. Hatta en yükseğini. Selamlar arkadaşlar. Dubai'deki çektiğimiz reklam filminin artık sonuna geldik. Son dokunuşları yapacağız. Bütün aksiyon çekimlerini, otel çekimlerini, şehir çekimlerini, AVM çekimlerini, tanıtmamızı istedikleri her yerin çekimlerini tamamladık ve son olarak artık voice over yani seslendirme kısmına geldik. Bunun için Dubai'deki bir stüdyoya geldik. Sizlere şöyle stüdyonun girişini göstereyim. Burada bir prodüktör arkadaşımız bizim için hazırlandı ve stüdyosu şu şekilde. Hey man. Reklam filmi boyunca söylediğim sözlerin tekrardan safe yani güvenlik amacıyla kaydını alacağız ve bu kayıtları tekrardan o montaj kısmında kullanacaklar. Şurada mikrofonlu stüdyonun kayıt odası var. Keşke Katana da burada olsaydı. Burayı çok severdi ama ne yazık ki onun başka işleri olduğu için gelemedi. Birazdan kayıt esnasında da neler yaptığımızı sizlere göstereceğim. Stüdyo şu şekilde. Bayağı güzel bir stüdyo. Arkadaşlar burada reklam filminde söylediğim sözler var. Burası işte benim kısımlar. Tanıttığım yerlerde işte burası Burç Halife, burası bilmem ne bilmem ne. Birazdan da bunların kayıtlarını yapacağız. I'm ready. Sadece 7000 liraya burada 10 numara bir oda tutabilirsiniz. Burası Rose City Walk. Dubai'deki en havalı yerlerden birisi. Evet, City Walk. Hadi biraz eğlenelim. Biraz hızlı söylemişim. Biraz daha yavaş söyler misin diyorlar. Okay. Yeah. Sadece 7000 liraya burada 10 numara bir oda tutabilirsiniz. Burası Rose City Walk. Dubai'deki en havalı yerlerden birisi. Evet, City Walk. Hadi biraz eğlenelim. Okay. Is that nice? Thank you. Thank you, man. Selamlar, ben Fester Abdü. Burası da Dubai. Bu şehirde iki muhteşem gün geçirdim. Neler yaptığımı size göstermek için sabırsızlanıyorum. Alışveriş ve Dubai. Dondurma ve baklava gibi ayrılmaz bir ikilidir. Şunu deneyerek bir başlayalım. Daha sonrasında güzel şeyler denemeye devam edeceğiz. Burası Cümeyra Mina Esselam ve kesinlikle görülmesi gereken yerlerden. Buraya özgü yemeklerin tadına bakmayacaksak Dubai'ye gelmenin ne anlamı var? İşte Dubai'nin olayı bu. Birbirinden çılgın şeyleri burada yapabiliyorsunuz. Bu kısa seyahatim gerçekten mükemmeldi. İki günde müthiş maceralara, yemeklere, güneşe ve alışverişe doydum. İnsan başka ne ister ki? Görüşmek üzere Dubai.